Merhabalar, Açık Oturum'un 441. bölümünden merhaba. Türkiye 16 Mayıs'ta bir hukuk sınavından geçti. Kobani davası kapsamında ceza yağdı denebilir tam anlamıyla. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la MHK üyelerinin de aralarında bulunduğu 18 tutuklu 108 kişinin 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı davada tam anlamıyla ceza yağdı. Kobani davasında 36 sanık hakkında hüküm verdi mahkeme. Aralarında Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk ve Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 12 kişi beraat etti. Gülten Kışanak ve Sabahat Tuncel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi ise tahliye edildi. Selahattin Demirtaş'a 47 suçtan toplam 42, Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi ve diğer pek çok ismin de aldığı cezalar var. Ahmet Türk 10 yıl hüküm giydi örneğin. Evet, böyle bir hukuk sınavının ardından bugün açık oturumda konumuz Kobani davası. Kobani davasının etkisi ve yankıları, bundan sonra neler olacağı. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Eski HDP milletvekili Altan Tan, Vahap Coşkun ve Sebat Tüncel'in avukatı Cemile Turhallı Balsak konuklarım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi öncelikle siyasette yumuşamanın konuşulduğu bir iklimde beklentiler farklı yöndeydi. Bir yandan siyasette yumuşama konuşulurken bir yandan da Kobani davasında böyle bir karar çıktı. Hemen öncesinde de biliyoruz ki Kavala var. Kavala mahkeme heyetinin değişmesi yönündeki talebi kabul edilmiş olmasına rağmen yeniden yargılanma talebi de reddedildi mahkeme tarafından. Üst üste geldi bu iki karar. Ne diyeceğiz? Siz diye sırayla sormak istiyorum öncelikle. Bu Kobani davasındaki çabalar, cezalar nasıl etkileyecek süreci, bu normalleşme sürecini nasıl etkileyecek, siyasi iklimi nasıl etkileyecek? Sırayla gidelim isterseniz. Efendim Altan Tan, önce sizden başlamak istiyorum. Siz beraat eden isimler arasındasınız. Kendi beraatinizi de değerlendirerek hem dünkü duruşmayı hem de siyasi iklime etkisini sizden alabilir miyiz lütfen? Bu dava açıldığı günden beri başından itibaren ben de diğer arkadaşlar da hep aynı şeyi söylüyoruz. Bunların hepsi ifadelerimizde, mahkeme tutanaklarında açık ve net olarak var. Bu dava hukuki bir dava değil, siyasi bir davadır. Hatta bir yönüyle, yani Selahattin Demirtaş boyutu ile bir intikam davasına dönüştürüldü. Bunu sürekli tekrarladık. Kobani, IŞİD tarafından kuşatıldığı vakit, işte yapılan bir çağrı tweet'i gerekçe gösterildi bu davaya. Asla şiddetle, terörle, ölümle alakalı bir çağrı olmadığını, demokratik tepkilerle alakalı olduğunu hepimiz defalarca dillendirdik. Ama buna rağmen işte kurt eğer bir kuzuyu yemeği kafasına koymuşsa işte kuzunun yapacağı bir şey yok. Maalesef bütün bu şeylere rağmen ki zaten bu öldürülmelerle ilgili kimse ceza almadı. Yani işte bölücülükten ceza alındı, örgüt üyeliğinden ceza alındı, yasa dışı örgüt propagandası yapılmasından ceza alındı. Dolayısıyla mahkeme kendi iddialarını kendisi çürüttü zaten. Onun için Cemile Hanım da herhalde erken ayrılacakmış. Ona da biraz vakit, zaman olsun diye çok fazla uzatmayayım ben. Bu davanın özü siyasi bir davaydı ve maalesef bu cezalar da orantısız, alakasız oldu. Yani aynı dönemde, aynı görevlerde bulunan, aynı sorumluluğu olan bazı arkadaşlar beraat etti, bazı arkadaşlar tahliye edildi, bazı arkadaşlara da işte 30 yıl, 40 yıl, 42 yıl ceza verildi. Halbuki aynı dönem, aynı pozisyon, yani varsa bir şey herkes ortak bunda, yoksa da yok zaten. Ki yok olduğunu söylüyoruz biz. Ayrıca bazı arkadaşlar da, yani eş başkanlık yapan partide, kaç tane arkadaş, yani tek tek isimler üzerinden polemiğe girmiyorum. Bugüne kadar bir gece nezarette bile kalmadılar. Yani değil dava dosyasına dahil edilmeleri, bir gece bile nezarette kalmadılar. Bazı arkadaşlar devletin göz yumması sonucu yurt dışına gittiler.
yani daha açık bir ifadeyle söyleyeyim, devlet bu arkadaşların yurt dışına gitmelerine izin verdi, yol verdi. Bazı arkadaşlara da bu tip cezalar verildi. Onun için bunun sonuçları daha uzunca bir müddet tartışılacak, yüzleşmeler olacak. Ama şunu söyleyebiliriz, asla hukuki bir dava değil, asla bunları doğru, meşru, makul kabul etmek mümkün değil. Bunların mutlaka en kısa zamanda düzeltilmesi ve tekrar demokratik bir yola girilmesi gerek. Bu kadar söyleyeyim, durayım, sonra devam edelim. O halde hemen Cemile Hanım'a döneyim ben. Cemile Turhalı Bağırsak, müvekkiline Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak tutukluluk süreleri dolduğu halde cezaevindeydiler. Biliyoruz ki siz avukatları olarak çok büyük mücadele verdiniz. Tutukluluk süreleri doldu ve serbest bırakılmaları gerekli diyerek. Ancak bu dava ancak sonuçlandıktan sonra tahliye edildiler. Bir yanıyla evet tahliye edildiler, gözünüz aydın demek geliyor insanın içinden ama denebilecek bir durum var mı sizin açınızdan? Hem bunu alayım hem de dün siz duruşma salonundaydınız, oradaki esen hava nasıldı? Bu sorduğunuz sorunun en güzel yanıtını aslında Gülten Kışanak dün Kandıra cezaevinde cezaevinden çıktıktan sonra yapmıştı. Söylediği şuydu: biz tahliye sevinemiyoruz. Tahliye değil, asıl olan özgürlük, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var dedi. Gerçekten de yani insanlar özgür olabilse, Türkleri ve düşüncelerini söyleyebilseler, barış gelse bu coğrafyaya, bu topraklara, bu davalara da zaten ihtiyaç olmayacak. Onlarca, yüzlerce, binlerce özel yetkili mahkemeler açılıyor. Sorun bununla çözülmeye çalışılıyor. Yani mahkeme sayılarıyla çözülmeye çalışılıyor. Aslında bu yıllarca demokratik siyasette, özellikle Kürt siyasal özneleri açısından her 10 yılda, 20 yılda bir tekrarlana gelen ne yazık ki siyasi davalar olmuş durumda. Şimdi tabii ki bu dava siyasi bir dava. Biz bunu başından beri ifade ettik. Yani 2020 yılının Eylül ayında biliyorsunuz, 2014'te işte 6-7 Ekim olayları olarak gerçekleşen bir takım olaylarla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı. Ama her nasılsa o günden 6 yıl sonra, yani 2020 yılında siyasetçiler gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Şimdi tabii Sebahat Tuncel yönünden 2014 tarihinden itibaren aslında süre gelen bir tutukluluk süreci vardı. Ve bu soruşturmaya da dahil edilerek ikinci kez hakkında tutuklama kararı verildi. Yine aynı şekilde Selahattin Demirtaş için de bu durum geçerli. Gülten Kışanak'ta, Sebahat Tuncel'de ve aynı zamanda Aysel Tuğluk için de ikinci bir dava, ikinci bir tutukluluk kararı verildi. Bu soruşturmanın üzerinde, soruşturmadan kaynaklı olarak. Tabii onun dışında yine o tarih itibariyle MYK'da bulunan MYK üyelerinin de gözaltına alındığı ve tutuklandığı bir süreç yaşandı. Altan Bey de o zaman zaten gözaltına alınmıştı. Şimdi dolayısıyla biz başından beri zaten bu davaların, yani 2014 tarihinden itibaren zaten HDP temsilcilerinin, belediye başkanlarının, Gülten Kışanak çünkü o dönem itibariyle belediye başkanıydı, tutuklanmasının bir siyasi darbe olduğunu ifade etmiştik. Bunu mahkeme salonlarında tabii müvekkillerimiz de defaatle ifade ettiler, dile getirdiler. Bunu sadece biz değil, bunu aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de çok net bir şekilde ifade etti. Dedi ki bu tutuklamalar katı surette siyasidir ve tutuklamaların tamamı da siyasi amaçlarla gerçekleşmiştir. Kamuoyu da tabii ki bunun siyasi bir dava olduğunu biliyor. Müvekkillerimiz de bunun farkında. Bizler de bunu söyledik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Tüm argümanlarıyla gerekçelendirerek aslında ortaya koymuş oldu. Selahattin Demirtaş kararı bu anlamda çok önemli bir karardı bu dava açısından. Yine Figen Yüksekdağ'la ilgili olarak da aynı bir karar verdi. Evet dedi. Bu soruşturmalar, tutuklamalar birbirine takip eden siyasi amaçlarla gerçekleştirilmiş olan tutuklamalardı. Ama gelin görün ki bu siyasi amaçlarla tutuklamalar çok net bir şekilde ortaya konmuş olmasına rağmen mahkeme, yerel mahkeme, yargılamayı da yapan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararın gereğini yerine getirmedi. Yani AİHM'in kararı duymadı. Israrla soyut iddialar üzerinden, soyut bir takım gizli tanıklar üzerinden somutlaştırılamamış beyanları sadece isimlerini ifade ederek gerekçelerine dayanak göstermeye çalıştı.
Ve şu ana kadar da tutukluluk süreçleri de devam etti. Dün evet karar verildi ve MYK üyeleri toplam en azından tweetle ilgili olarak toplantıda alınan bazı kararları kamuoyuyla demokratik barışçı eylem yapma yönündeki iradelerin neden kaynaklandığını ifade eden bütün siyasetçiler de tutukluk devam kararları ile birlikte çok astronomik biliyorsunuz cezalar verildi ve hukuk tarihine de geçecek bir karar bu. Yani hukuk tekniği açısından da baktığımızda çok problemli bir karar. Yani ceza hukukçuları da buna bir anlam veremiyor. Çünkü iddianame konusu yapılan sek maddesi, yani suç maddesi, Türk Ceza Kanunu 302. maddesi olan ağırlaştırmış müebbet de müeyyidesi olan bir ceza. Yani anayasal düzeni ve devletin birliğini bütünlüğünü bozma suçu. İlginçtir mesela dün verdiği karar, evet 302'den verdi ama indirim uyguladı. Bunu da yardım niteliğinde olan bir açıklamaya olduğunu ifade ederek. Tabii gerekçeli karar daha yazılmadı. Yani gerekçeli kararda neyi gerekçelendirecekler merak ediyoruz. Ama orada da böyle ilginç hukuk tarihine, ceza tarihine geçebilecek ilginç bir yorumla şu an süreli bir hapis cezası vermiş gibi görünseler de aslında verilen cezanın hukuki niteliği çok tartışmalı. Yani hukuk tekniği açısından da çok tartışmalı. Çünkü karar siyasi bir karar. Siyasi bir kararın da gereğini yapacak olan bir mekanizma var ve devletin cebir yetkisini elinde bulunduran mahkemeler elbette ki bunu yapacaklardır. Karar siyasidir ve aslında siyaset yargılaşmıştır. Yargıya da düşecek olan siyasetin gereğini yerine getirmektir. Verilen bu kararı da sadece tebliğ etmektir. Dolayısıyla dün aslında verilen karar siyasetin verdiği bir kararı bize tebliğ etmek oldu. Peki siz bir yandan Sebat Tuncel'in Gülten Kışanak için de aynı şey geçerli. Tutukluluk süreleri doldu. Gerekirse AİHM'e başvururuz demiştiniz. Ama bir yandan da AİHM kararlarının uygulanmadığı bir süreç yaşanıyor. Neden AİHM'e başvurma gereği duyuyorsunuz böyle bir noktada? Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru istisnai bir başvurudur. İç hukuk yollarının tüketilmesi sonrasında temel haklara ilişkin olarak müdahalenin devam etmesi sonrası başvuracağınız bir mercidir. Biz, tabii ki şimdi Türkiye'de ihlalin devam etmesi yerel mahkemenin kararından kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla bu kararın değişmesi için, bu ihlalin bir an önce sonlandırılması için biz olağanüstü kanun yollarına Anayasa Mahkemesi, çünkü Anayasa Mahkemesi de aleyhe karar verdi biliyorsunuz. Sebahat Tuncel'le ilgili olarak haliyle onu takip edecek olan mekanizma, bireysel başvuru mekanizması da AİHM olduğu için başvuru yaptık. Tabii ki yani bu etkisiz bir yol ama bizim de denemekten vazgeçmeyeceğimiz ama bir yol. Ama elimizde yani de başka bir şey yok diyorsunuz. Yani bunu tabii ki bu süreci hukuki açıdan son aşamaya kadar da işletmek önemli. Doğru kararlar var ama bu kararların gereğini elbette ki yerine getirmesi gereken bir idare var, idari otorite var. Yerine getirmemiş olması tabii ki bizim başvuru yapacağımız anlamına gelmiyor. Yani Selahattin Demirtaş özelinde verilen bir ihlal kararı aslında bu dava dosyasını doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü Demirtaş kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2018'de ilk kararını verdi ve 2020 yılında da büyük daire olarak karar verdi. Yani hem avukatları itiraz etmişlerdi hem de aynı zamanda hükümet itiraz etmişti bu karara. Ve en son 2020'de verilen karar da hem bu barışçıl nitelikte olan bu tweetin bir suç oluşturmayacağı ve bu suçlamaların bir an önce düşürülmesi gerektiği yönündeyiz. Ve bu davanın direkt olgusal temelini aslında çökertmiş olan bir karar bu. Çünkü söz konusu olan tweet ve bu tweetin hangi amaçlarla atıldığı ile ilgili olarak aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütün yorumları tüketecek bir şekilde genel geniş bir değerlendirme yaptı. Ve nihai kararı da bu şekilde de vermiş oldu. Tabii ki diğer müvekkil açısından normalde bunu tüketmeye gerek yok. Yani bugün Selahattin Demirtaş kararı zaten uygulanmış olsaydı bütün müvekkillerimiz o gün itibariyle Selahattin Demirtaş'la birlikte aslında tahliye edilip haklarında bütün suçlamaların düşürülmesi gerekirdi. Ama tabii ki bizler de diğer müvekkillerimiz açısından da bu bireysel başvuru sürecini de işletmek durumundayız. Peki Vahap Coşkun, şimdi dün de konuğumuzdunuz, yine burada değerlendirdik. Ben yine hem duruşma açısından sizin görüşlerinizi isteyeceğim ama aynı zamanda üzerinden de bir gün geçti. Bölgede nasıl yankılandı, nasıl karşılandı karar, tepkiler ne boyutta, o yönleriyle de sizden alabilir miyim? Evet, yani hem Altan abi hem Cemile Hanım net bir şekilde ifade ettiler. Bu dosya siyasi bir dosya. Bu dava
tamamıyla siyasi bir dava. Yani davanın açılmasından, iddianamenin hazırlanmasına verilen karar, daha kadar bütün aşamalarını gözettiğimizde burada hukukun bir gereği değil, siyasetin bir ihtiyacının belirleyici olduğu çok açık net bir şekilde ortada. Davanın siyasi olduğunun büyük kanıtları var. Örneğin daha karar açıklanırken İçişleri Bakan Yardımcısının atmış olduğu sosyal medya mesajı bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bu kararın aslında nerede alındığını ifade etmesi açısından veya bu kararın arkasındaki dinamiği açıklamak açısından son derece önemli bir hususu ifade ediyor. Şimdi karar sadece tabii Türkiye'de sadece bölge açısından değil, Türkiye siyasetinin bundan sonra izlediği yön açısından da son derece önemli. Siz programı açarken sormuştunuz, bu normalleşme iklimine veya normalleşme niyetine nasıl bir etkisi olur diye. Şimdi Türkiye uzunca bir süre normalleşmeden kopan bir ülke. Her alanda normalleşmeden kopan bir ülke. 2023 ve 2024 seçimlerinden sonra bir normalleşme seyri izleyeceğine dair bir umut ortaya çıktı. İşte iktisatta, dış ilişkilerde geçmişle tamamıyla tezat hükümet bir program izlemeye başladı ve bu da bir normalleşme adımı olarak nitelendirildi. Ancak Türkiye'nin iç siyasetinde ve özellikle hukuk alanında bir normalleşmenin izini görmek mümkün değil. Halen Türkiye hukukta son derece anormal koşullar içerisinde yaşıyor. Burada verilen kararda bu anormalliğin yeni bir yansıması, yeni bir tezahürü olarak okumak mümkün. Yani hukuk tekniği açısından Cemile Hanım'ın işaret ettiği bu karar elbette ki değerlendirilecek bir gerekçeli karar çıktıktan sonra bunun üzerinden çok daha net bir şekilde konuşabiliriz ama verilen kararın kendisinden, kısa kararın kendisinden de bazı çıkarımlar yapmamız mümkün. Bu dosya örneğin kamuoyuna tamamıyla Yasin Börü cinayeti üzerinden lanse edildi ve o dosyada başta Demirtaş olmak üzere bütün o dosyada yargılanan kişiler iktidar tarafından katliamla, katliamı gerçekleştirmekle, katillikle itham edildiler. Her mecrada bu insanlara yönelik çok ağır ithamlarda bulundu. Yani hukukun en temel ilkeleri bu süreç içerisinde ayaklar altına alındı vesaire. Dolayısıyla hiçbir noktada bir normalleşme söz konusu değildi. Kararın kendisi bu normalleşmenin olmadığını bize net bir şekilde gösterdi. Sanıyorum normalleşme derken hükümet son derece sınırlı bir normalleşmeden bahsediyor. Bu muhtemelen Kürtleri kapsamayan bir normalleşme veya Kürt meselesinde demokratik alanı açmayı içermeyen bir normalleşme. Muhalefetin yumuşaması anlamında diye yorumlayanlar da var mesela. Ya muhalefetin muhalefetle de yine belirli sınırlar dahilinde bir normalleşmeyi arzuluyor iktidar. Yani bu normalleşme işte CHP ile belirli bir ilişkiye girme, bugün gördüğümüz eski rejimin unsurlarını tahliye etme de kendisini gösterdiği eski rejim unsurlarıyla bir normalleşme içeriyor ama Türkiye'nin asıl ihtiyacı olan siyasette demokratikleşme, hukukta hukuk devletinin gereğini yerine getirme anlamında bir normalleşme şu an itibariyle yok. Verilen bu karar bu yöndeki umutları da bence biraz daha azaltan bir kararı ifade ediyor. O nedenle daha önümüzdeki dönemde uzunca bir süre tartışacağız. Ama hem hukuk açısından hem kişisel açısından bu kararın son derece menfi bir tesirinin olduğunu söylemem gerekiyor. Yani bölge açısından değerlendirecek olursanız peki o karar orada nasıl karşılandı, nasıl yani, yankı buldu? Elbette yani bu normalleşmeden bahsedilirken bu normalleşmenin bir ayağı da Türkiye'nin son 8 yıldır devam etmiş olduğu siyasetin, Kürt meselesindeki güvenlikçi siyasetini değiştirmesi ve burada yeni bir yol aralamasıydı. Peki bunun işareti ne olabilirdi? Bunun işareti Kobani davasında hukuka uygun bir kararın verilmesi olabilirdi. Bu karar zemini yumuşatabilir ve bunun üzerinden siyaseten başka adımların gelmesi söz konusu olabilirdi. Ama bu verilen karar, bu mahkumiyet kararları, astronomik cezalar ve adeta hani kişiye özgü verilmiş olan kararlar
Bu beklentileri şu an itibariyle ciddi manada sıkıntıya uğrattı. Ama bu bir demokratik mücadele hiç kuşkusuz. Nitekim ceza alan bazı devlet yetkililer de ifade ettiler. Yani burada sürecin sekteye uğratılması yönünde, normalleşmenin sekteye uğratılması yönünde bir irade var. Ama buna karşın demokratik mücadele, siyasi mücadele devam edecek. Bir de şunu belirteyim. Elbette bu karar henüz kesinleşmiş bir karar değil. Bunun daha safahatı var. Devam edecek olan bir karar. Umarım hani o döneme kadar Türkiye hem hukuken hem siyaseten normalleşir de bu hukuken absürt kararları ortadan kaldıran bir iklim ortaya çıkar. Evet, peki Altantan, size tekrar dönüyorum. Konuşurken siz az önce bir yüzleşme sürecinden söz ettiniz. Neyi kastediyorsunuz yüzleşme derken? Türkiye'de siyaset maalesef, yani çok daha gerilere gitmek de mümkün. 50 yıl, 100 yıl, belki 150 yıl geriye de gidebiliriz. Maalesef karanlık dehlizlerde şekilleniyor. Son bir haftadır Ankara'da yaşananlar bile bunun en büyük örneği, ki direkt olarak Kürt meselesiyle de bir alakası yok. Hani en direkt var da, işte eski İçişleri Bakanı ile yeni İçişleri Bakanı arasındaki emniyetteki çatışmalar, polemikler, manipülasyonlar, sürekli karşılıklı bazı güçlerin birbirine operasyon çekmesi. Şimdi bu durum nasıl ki Türkiye siyasetinin bütün unsurlarında devam ediyorsa, Kürt siyasetinde de bir şeffaflaşmaya ihtiyaç var. Çözüm sürecinden itibaren, yani çok çok geriye gitmeden. Tabi isteniyorsa gidilebilir de, yani çok çok geriye gitmek işi sulandırır. Yani bugünü kaçırır. Son 10 yıldır kim ne yaptı, kim kiminle iş tuttu, bir şeyi tabiri caizse yapmaya çalışırken kimler yapmaya çalıştı, kimler bozmaya çalıştı, bu dava sürecinde bile neler oldu, hangi manipülasyonlara girildi, yani aynı dönemde aynı görevlerde bulunan, aynı sorumluluğu alan, tırnak içinde eğer bir suç varsa beraber suçlu olan, ki bir suç yok, beraber suçsuz olanlara neden farklı muameleler yapıldı? Birileri işte 42 seneyle yargılanırken birileri nasıl beraat etti? Birileri nasıl hiçbir gece bile nezarette kalmadı? En büyük sorumluluklara gelenler. Bunu ikinci kezdir söylüyorsunuz. Neler? Neden peki? Siz biliyor musunuz nedenini? Ben bunları kısmen biliyorum tabii. Yani bizimle sadece paylaşacak ben değil mısınız? Yani bu işlerin içinde olan birçok kimse biliyor. Yani ne? Siyaset yapanlar biliyor bunu. Ama bu yüzleşme olmadığı müddetçe, bu olan bitenler halkın önüne serilmediği müddetçe bu tip enfeksiyonlar sürekli devam edecek. Yani bu çözüm sürecinden itibaren başladı. Yani kimler çözüm sürecinden yanaydı? Kimler karşıydı? Oslo sürecini kimler sızdırdı? Paris'teki cinayetleri kimler yaptı? Buna karşı Roboski'de neler oldu? İşte Rus büyükelçisi Ankara'nın göbeğinde niye öldürüldü? Rus uçağı niye düşürüldü? Bunların sorunları ne? Neler oldu? Bunlar açık ve net olarak tartışılamazsa, cesurca ortaya konulamazsa, biz sürekli bir siyasal patinaj içinde oluruz. Benim bugün ve bu saat itibariyle söyleyebileceğim bu. Çünkü bunun ötesi artık polemiğe girer. Ama bunlar açıkça tartışılmaya başlanırsa, tabii ki hepimizin söyleyeceği çok sözü. Tartışılması için nasıl bir iklim gerekli? Ya da mümkün mü? Tartışılabilir mi sizce? Tartışılabilmesi için öncelikle demokratik bir ortama ihtiyaç var. Öncelikle. Yani bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yazık ki bir Uğur Mumcu cinayetiyle Muhsin Yazıcıoğlu cinayetini bile aydınlatamadı. Hani çok fazla böyle sağa sola gitmek istemiyorum. Sadece Kürt siyasetine de çakılı kalmak istemiyorum. Genel bir karanlık var ortada. Karanlık eller var, birbirine operasyon çeken güçler var.
suikastler var. İşte en son Sinan Ateş cinayeti de böyle. Yani bu sadece Kürt siyasetinin içinde olan biten bir şey değil. Türkiye'de siyasi mekanizma böyle işliyor. Onun için önce yani bu yüzleşmenin olabilmesi için dürüstçe ve cesurca bu işlerin tartışılabilmesi için önce demokratik bir ortamın olması lazım. Hukuki garanti olması lazım. Yani bunlar olmadığı vakit işte karnından konuşma derler ya, herkes karnından konuşur, kaş göz işaretiyle anlaşmaya çalışır veya meramını ifade etmeye çalışır. Ama gerçek halktan gizlenir, saklanır. Mesela Oslo sürecinde bile o dönemki Milli İstihbarat Müsteşar Yardımcısı hanımefendinin Oslo'daki PKK yetkililerine, işte Mustafa Karasu'ya, Sabri Ok'a söylediği bir şey var. Yahu siz de bütün şehirleri bomba silah doldurdunuz. E peki arkadaş, bütün şehirler bomba silah doldurulurken devlet güçleri neredeydi? Demek ki vazifesinin başındaydı, biliyor. Yani nereye neyin geldiğini, doldurulduğunu biliyor. Ama ondan sonraki eylemlere müdahale etmiyor. Veya işte bu 6-7 Ekim hadiselerinde görevde bulunan, yani o tarihte bütün bölgedeki askeri ve emniyet görevlileri ve adliye, yani hakim ve savcılar, bunların büyük bir kısmı sonradan tutuklandı, bir kısmı da yurt dışına kaçtı. Şimdi bunlar bu kadar açık ve seçik bir şekilde tartışılamazsa, insanlar bildiklerini dürüstçe anlatmazsa, anlatamazsa, biz burada kayıkçı dalaşı gibi veya başka bir metafor kullanalım, işte batağa saplanan bir arabanın patinaj yapması gibi sürekli 300-400 kelimelerle hak, hukuk, özgürlük, adalet, işte şeffaflık, bunları tartışırız ve bir yere de varamayız. Yani siyaset de normalleşemez. O yumuşama dediğiniz iklime girilemez. Bunun birinci şartı, söyleyip durayım burada, demokratik, özgür ve hukukun işlediği bir ortamın tesis edilmesidir önce. Yapılacak olan budur. Peki o zaman Cemile Turhalı Balsak'a dönüyorum hemen. Sürenizin kısıtlı olduğunu biliyorum. Diyarbakır'a gidiyor tüm siyasetçiler ve siz de Diyarbakır'a gitmek üzere hareket edeceksiniz. Sözü size bırakayım ama şununla bırakmak istiyorum. Şu aşamadan itibaren biliyoruz ki önümüzde temiz süreçleri işleyecek. Bir yandan siz bunları gerçekleştirirken, diğer yandan da az önce Sayın Vahap Coşkun da söylediği gibi en azından o temiz süreçlerinde acaba siyaset normalleşir mi? O beklentileri de barındırıyor musunuz içinizde? Dün avukat arkadaşlarla konuşurken bu kararı tabii kendi aramızda değerlendirdik. Bir avukat arkadaş şu ifadeyi kullandı. Dedi ki bu karar bozulmak üzere zaten verilmiş olan bir karar. Yani çünkü hukuk tekniği açısından gerçekten anlaşılamayan bir karar olduğunu söylemek mümkün. Şimdi tabii ki bunun bir itiraz süreci var ve sonrasında temiz süreci var. Yani itiraz yapacağımız zaten makam Bölge Adliye Mahkemesi'dir. Yani istinaf edilecek bu karar öncelikle. İstinafın vermiş olduğu karar sonrasında tabii ki temizliğe gidilebilecek. Şimdi istinaf tabii bu dosyayı şu an bu yargılamayı dosya üzerinden de inceleyip bir karar verebilir. Yani bu kararı bozup gönderebilir yerel mahkemeye ya da onar. Onama sonrasında tabii ki biz de bunu temiz olan Yargıtay'a temiz ederek götürmüş olacağız. Yani umudumuz tabii ki Vahap Hoca'nın da ifade ettiği gibi yani siyasi iklimin bir an önce değişip gerçekten hakların, özgürlüğün teminatı olabilecek, vatandaşların onurlu vatandaşlık haklarını koruyabilecek bir sürecin, siyasal sürecin elbette ki gelişmesi ve sürmesidir. Çünkü bu tarz siyasallaşan iktidarlar, yani belli bir ideoloji etrafında kendini örgütleyip de devletin önemli mekanizmalarına önemli mekanizmalarda yer alan kişilerin hukuku her zaman için geçerli olacaktır. Çünkü biz her zaman hukukçular olarak şöyle bir sözü ifade ederiz. Hukukun üstünlüğü esas alınmalı deriz. Çünkü hukukun üstünlüğü zaten esas alındığı zaman orada en başta
koruyabileceğimiz kişi dezavantajlı olan, azınlık olan kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır. Ama ne yazık ki bu yargılama bize neyi göstermiş oldu? Üstünlerin hukuku, yani iktidarın belirlemiş olduğu bir çerçeve üzerinden yürüdüğünü gösteriyor. Yani elbette ki bunun istinaf aşamasında bozulması pekala mümkün. Dileğimiz bir an önce istinafın bu dosyayı incelemeye alması. Çünkü istinafın dosya incelemeyle ilgili bir şey yok, bir süre kriteri yok. Yani bunu 2 ayda da inceleyebilir, bunu 6 ayda da inceleyebilir, bunu 1 yılda da inceleyebilir. Yani görünen o ki şu anki yerel mahkeme aslında bu davada vereceği kararla, evet, bugün dün itibariyle Mehmet Uçum'un da ifade ettiği, işte milli yargımıza güveniyoruz, milli yargımıza teşekkür ediyoruz, Türkiye Milli Yargısını övücü nitelikte bu kararı destekleyen bir açıklama oldu. Yine bu kararı siyaseten bağımsız olmadığını da ikrar eden bir ifade bu tabii ki. Ama bu aşamada istinaf bir inceleme yapıp, etkili bir inceleme yapıp müvekkillerimiz hakkında derhal tahliye kararı vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarım istinaf da yerel mahkeme karar mahkeme gibi yapmaz. Çünkü yerel mahkeme bir nevi bu dosyadan artık el çekmiş oldu. Bu dosya ile ilgili olarak verebileceği bir karar yok. Bu dosya ile ilgili vereceği bir tahliye kararı yok. Bunu değerlendirecek olan şu an istinaf merceği olan Bölge Adliye Mahkemesi olacak. O parantezi o parantezi biraz açmanız mümkün mü? Kararın bozulmak üzere verildiğini konuştuğunuzu söylediniz aranızda. Hangi gerekçelerle? Yani her seçim döneminde, her miting meydanında söylenen Yasin Börü cinayeti üzerinden yapılan bir söylem var, geliştirilen. Fakat sanıkların hiçbiri Yasin Börü cinayeti üzerinden bir hüküm giymedi. Bu tür gerekçelere dayanarak mı karar bozulmak üzere verildi diye düşünüyorsunuz? Nasıl bir temellendirme var orada? Yani mahkeme hiçbir şekilde gerek tutukluk devam kararlarında gerekse de şu an kısa karar tabii ki de tefhim edildi. Yani hangi bir gerekçeyle bu kararı verdiğini bilmiyoruz. Bunu gerekçeli kararı zaten oluşturup bize tebliğ ettikten sonra görebileceğiz. Kamuoyu da zaten o konuda bilgilenmiş olacak. Ama çok kısa olarak vermiş olduğu kararda TCK 302 yani ağırlaştırılmış müebbet, yani aslında sizi devletin birliğini bütünlüğünü bozma suçundan dolayı cezalandırmış oluyor. Fakat Türk Ceza Kanunu 39. maddesinde de bazı suçlarla ilgili olarak yardım etmeden kaynaklı olarak ceza indirimi hükümleri var. Yani bir suçu gerçekleştirmesi sonrasında o suça yardım edenin aldığı ceza skalası ile diyelim ki onu doğrudan işleyen kişi arasında bir şey farkı var. Yani ceza süresi farkı var. Şimdi zaten süreli cezaya dönüştürmesinin nedeni müvekkillerimizin şu an bu işlenen suçlara yardım ettiği yönünde verdiği karar aslında bunu göstermiş oluyor. Şimdi daha önce de ifade ettim. Türk Ceza Kanunu 302. maddesi zaten tehlike suçu. Yani bu suça teşebbüs olmaz. Bu suçta mesela etkin pişmanlık yoktur. Çok özgün bir suçtur bu aslında. Dolayısıyla verilen ceza ağırlaştırılmış müebbet. Altıda bir bile uygulasanız müebbete dönüştürme durumunuz var. Bunun süreli bir hapse indirime dönüşmesi zaten mümkün değil. Yani hukuk tekniği açısından bu bir kere problemli. Zaten için maddi olgusu, maddi olgularının temelini oluşturabilecek bir suç da yok. Yani çünkü şimdi işlenen suçların Yasin Börü gibi devamında bir sürü suçların işlendiğini söyleniyor. Kurulan ilişki müvekkillerimizle başta azmettirme ilişkisiydi. Yani bizim müvekkillerimizin onları azmettirdiği yönde. Ama gelin görün ki azmettirme ile suçu işleyen arasında bir ilgiyet, bir bağlantının olması gerekiyor. Bir ilişkinin olması lazım. Bu ilişkiyi zaten ortaya koyamadığınız zaman ya da suçla netice arası bir ilgiyet bağı dediğimiz bir nedensellik bağı kuramadığınız zaman zaten yine suç gerçekleşmemiş oluyor. Şimdi o kadar zor, o kadar siyasi bir dava hukuki zorlamalarla şu an yürütülmeye çalışılıyor. O yüzden hani siyasetten bağımsız değil dedik. Yani hukuk tekniği açısından da şu an hiçbir şekilde ne Yargıtay'ın azmettirmeyle aynı zamanda şerik yani fail arasındaki ilişki kriterini içtihatlar açısından esas aldı bu mahkeme. Ne de yine vermiş olduğu 302 yani ağırlaştırılmış müebbetten kaynaklı olarak verilen cezanın yardım etme fiilini oluşturması sebebiyle verilen süreli hapis cezalarının da Yargıtay içtihatlarına uymadığını görüyoruz. Yani hem
Yani hukuksal bir kılıf da aslında uydurulmuş değil. Sadece bir karar var. O kadar. Yani hukuk tekniği açısından hukuksal bir zaten değerlendirmeye tabi olduğu zaman bu kararın derhal bozulması gerekiyor. Tabii ki istinaf kendini eğer siyasi iktidarın bir neferi olarak görürse, bu kararı uygulayan, noter gibi uygulayan bir yerde görürse bu kararı onaylayacaktır. Ama hukuksal olarak bakarsa bu kararın zaten %100 bozulması gerekecek. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sizin aramızdan ayrılmanız gerektiğini biliyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Diyarbakır'a doğru yola çıkacaksınız yayınımızın hemen ardından. Evet, Sayın Vahap Coşkun'a ben dönmek istiyorum şimdi. Şöyle bir soruyla geleceğim size. Genel çerçeveyi çizdik, hukuki boyutunu çizdik. Altantı'nın dikkat çektiği bir yüzleşme sürecinden söz ediliyor. Bütün bunlarla bakıldığı zaman Kürt hareketi açısından bu davada bazı şeyler, kodlar değişir mi? Bir sorgulama içine girilir mi? Ya da daha da bir kenetlenmeye mi yol açar? O açıdan nasıl görüyorsunuz Vahap Coşkun? Pardon et. Bu karar bence hem Türkiye siyasetinin genelinde hem de DEM Parti siyasetinde ikisi olacak olan bir karar. Türkiye siyasetinin genelinde kastettiğim şu, Altan abi demin dikkat çekti. Aslında Ankara'da ciddi bir iktidar için mücadele var. Bu iktidar için mücadelenin iki boyutu var. Bir, AK Parti ile MHP arasında kendisini gösteren bir boyut var. İki, AK Parti'nin kendi içerisinde kendisini gösteren bir boyut var. Dünkü karara yönelik olarak yapılan açıklamalara baktığımızda şunu görüyorsunuz. Aslında AK Parti'nin tamamı da bu karardan memnun değil. Memnun olanlar kendilerini daha açık bir şekilde ifade ediyorlar. Biraz daha gözü karalar, biraz daha rol kapmaya hevesliler. Ama bu karardan hoşnut olmayanlar ise bunu kamuoyu önünde açıklama cesaretini hem kendi içerisinde göstermiyorlar. Ama bu AK Parti içerisinde de bu kararın tartışılmadığı anlamına gelmez. Diğer taraftan elbette bu karar DEM Parti'nin üzerinde de etkisinde etki edecektir. Örneğin verilen bu kararın daha sonra hükümetin DEM ile ilişkilerin hangi yönde seyredecek önemli bir soru işareti. Yani mesela Ahmet Türk ceza aldı. Ahmet Türk'ün bu cezasından hareketle acaba yeni bir kayyum siyasetine tekrar döner mi dönmez mi? Bu soru cevabını bekleyen bir soru. Hiç kuşkusuz bu yönde bir adım atılırsa o zaman ilişkiler başka bir boyuta girer. DEM'in içerisindeki aktörlerin üzerinden de bir değerlendirme yapılabilir. Yani burada direkt Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak yapılmış bir dava gibi genel kamuoyunda algı bu. Özellikle onun seçildiğine yönelik bir algı bu. Bir intikam davası, bir siyasi rehineye dönüştürme davası olarak algılanıyor. Bu benim kanaatime göre Demirtaş'ın Türkiye siyasetinde olduğu kadar Türk siyasetindeki yerini de daha da tahkim eder. Yani onun etrafındaki desteği daha da artırır. Ona yönelik olarak zaten haksız bir yargılama vardı. Bu haksız mahkumiyetle birlikte kitlelerde Demirtaş'a olan destek daha da üst seviyeye çıkar gibi gözüküyor benim gördüğüm. Dolayısıyla yine Kürt seçmenler açısından baktığınızda bu kararın müsebbibi olarak tamamıyla AK Parti görülüyor. Dolayısıyla AK Parti'ye olan bundan sonraki süreçte AK Parti olan Kürt seçmenler arasında olan desteğin de giderek azalacağına söyleyebiliriz. Zaten son derece azalmıştı. Yani bir 10 sene öncesine gittiğimizde AK Parti 2 Kürt seçmenden neredeyse birisinin oyunu alıyordu. Ama şu anda yapılan son seçimlerde gösterdiği gibi 10 seçmenden 2'sinin oyunu alacak bir seviyeye düştü. Bu siyasetin devam ettirdiği müddetçe AK Parti'nin Türk seçmenler nezdinde hem bölgede hem de Türkiye genelindeki oyu giderek düşecektir.
Türkiye, özellikle Türkiye'nin batısında Kürt seçmenler için artık CHP çok açık bir adres haline gelmiştir. Bölgedeki oyu da giderek azalmakta. Bu siyaseti sürdürdüğü müddetçe bu zemin kaybı AK Parti için devam edecek. Hiç kuşkusuz böyle bir sonucu da var. Yine CHP açısından değerlendirdiğimizde CHP buna bir tepki gösterdi. Bu karara bir tepki gösterdi. Hem Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu. Bu da özellikle Türkiye'nin batısında Kürt seçmenlerin ikili bir tercihle karşı karşıya kaldıklarında CHP'yi seçme ve CHP'yi tercih etme oranlarını artıracaktır. Dolayısıyla ortada tam bir hukuki durum yok. Aynı zamanda bu hukuki kararın yarattığı son derece önemli siyasi sonuçlar var. Bu siyasi sonuçlar AK Parti'yi de, DEM'i de, CHP'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Ben bu noktada size şunu sormak istiyorum. Bugün konuşulan bir şey geldi kulağıma. Şimdi sizin söylediğinizle de biraz örtüştürdüğüm için soracağım bu soruyu. Selahattin Demirtaş'a desteğin daha üst seviyeye çıkacağını söylediniz bu kararın ardından. Cezaevinde olduğu süre içinde Mandela'ya benzetenler oldu. Bugün böyle bir konuşmaya tanık oldum. Yani daha güçlenip biraz da aslında bir siyasi hareketin bir simgesine dönüşür mü? Aynı soruyu aslına bakarsanız Altan Tan'a da soracağım birazdan. Ne düşünüyorsunuz? Selahattin Demirtaş'ın gücünü hakikaten katmerleyecek bir adım mıdır bu? Yani geçenlerde Demirtaş'ı özel olarak ele alan bir araştırma yapılmıştı. O araştırmalar için araştırmasında diğer aktörler ile kıyaslandığında Demirtaş'ın uzak ara önde olduğunu. Ravestin açıklamasını diyorsunuz. Evet. Evet, uzak ara önde olduğunu gösteren bir araştırma vardı. Tabii bunun çeşitli nedenleri var bana sorarsanız. Bir kere Demirtaş halen 2015 öncesi siyasal performansıyla değerlendiriliyor. Çünkü 2016'dan beri içeride 2015'te gerek Cumhurbaşkanlık seçimi gerek liderlerinde elde ettiği başarı Demirtaş'ın yıldızının parlamasına sebep veren unsurlardan bir tanesi. İkinci bir sebep 8 yıldır tutuklu ve bu tutuklamanın bu kendisine yapılan uygulamanın haksız olduğuna dair Türk kamuoyunda çok yoğun bir duygu var. O nedenle ondan ona yönelik bir destek artıyor. Üçüncü olarak da HDP içerisinde veya DEM Parti içerisinde Demirtaş'ın yerini alabilecek herhangi bir aktör ortaya çıkmadı. Bu anlamda da Demirtaş'ın orada ciddi bir desteği var seçmen nezdinde. Şimdi bu kararla birlikte bence bu popülaritesi veya bu desteğini daha da artıracaktır. Çünkü kararın kendisinin haksız olduğu, kararın kendisinin son derece siyasi olduğuna dair hem Türk seçmenlerine ilgili hem Türkiye kamuoyunda bir genel kanaat var. Bu kaçınılmaz olarak Demirtaş'ın seçmen desteği anlamında lehine işleyecek bir süreç. Aynı soruyu size de yönelteyim Altan Tan. Ne düşünüyorsunuz bu konuda siz? Gücünü daha da katmerleyecek, bir mağduriyet yaratacak bir karar gibi görülüyor. Ama az önce Sayın Vahap Coşkun söylediği de önemli. Kürt siyaseti içinde Demirtaş'ın yerini alabilecek bir aktör de siyaset sahnesine henüz çıkmadı dedi. Ne diyorsunuz siz bu noktada? Ben bu konuda fikirlerimi defaatle paylaştım kamuoyuyla. Selahattin Bey'le de genel başkan olduğu dönemde de siyaseten ve fikren uzlaştığımız, anlaştığımız dönemler oldu. Ama özellikle son dönemde tamamen ayrıştığımız ve onun siyasetini ve tavırlarını yanlış bulduğum dönemlerdi. Türkiye'de siyaset maalesef akıldan ve performanstan ziyade duygular etrafında şekilleniyor. Ne demek istiyorum? Türkiye halkı, yani Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, laikiyle, dindarıyla, sünnisiyle mağdur olan insanlara kredi açar. Bu krediyi Necmettin Erbakan da kullandı. İşte Adnan Menderes de kullandı. Hatta ilk döneminde Süleyman Demirel de Demokrat Parti mirası üzerinden kullandı. Tayyip Erdoğan da kullandı.
işte biliyorsunuz meşhur siyasete giriş sürecini, cezaevi sürecini. Şu an Selahattin Demirtaş'ta bir kredi biriktiriyor. Bu mağduriyet üzerinde. Ve bu kredi de her geçen gün artıyor. Çünkü işte 8 yıldır cezaevinde elle tutulur, gözle görülür, bu kadar bir cezayı hak edecek bir davranışı yok. Tekrar söylüyorum, siyasi yanlışları var ama bunların karşılığı bu değil. Siyasi yanlışların karşılığını halk verir. Neyle verir? Oyla verir. Ya destekler veya desteklemez. Şimdi esas soru şu, bundan sonra Selahattin Demirtaş bu biriktirdiği krediyi nasıl kullanır? Veya nasıl kullanıyor? Şu an cezaevinde de yani yaptığı siyasal hamlelerle nasıl kullanıyor? Esas tartışılacak konu budur. Çünkü bu halk birçok kimseye kredi açar. 3 ay sonra, 5 ay sonra veya 1 sene sonra veya 5 sene sonra veya Tayyip Bey'de olduğu gibi 20 sene sonra geri alır. Geri alır. Yol ayrımı şudur. Ben ısrarla bunun altını çiziyorum. Yani böyle hamaset cümleleri veya polemikler üzerinden bir şeyler söylemek istemiyorum. Bana da yakışmaz zaten. Yol ayrımı şudur. Selahattin Bey için de, benim için de, herkes için de. Kürt siyaseti şu ana kadar PKK'nın sürdürdüğü silaha, şiddete dayalı, totaliter, otoriter, işte Marksizmin en arkaik yorumu diyeceğim. Yani Marksizm'de fazla bir alakası yok da işte öyle ifade ettikleri için ben de böyle ifade ediyorum. Kendilerini böyle ifade ediyorlar. İdeolojik ve siyasi olarak bu yanlış hatta mı gidecek? Yoksa Kürt siyaseti bundan sonra arkadaş silah, şiddet, terör bunlar bitti. Demokratik mücadeleyle silah birlikte olmaz. Bu savunduğunuz fikirlerin de bugün dünyada bir geçerliliği yok. Kürt coğrafyasında, Kürtler arasında, Türkiye'de, topyekun Türkiye halkı içerisinde hiçbir karşılığı yöntem olarak silahı terk edeceksiniz. Demokratik mücadeleyi seçeceksiniz. İdeolojik, siyasal söylem olarak da herhangi bir ideolojiyi yani sol, sağ, işte dincilik, Stalinizm değil, demokratlığı öne koyacaksınız. Böyle bir siyasal mücadele olması lazım. Diyebilecek mi Selahattin Bey? Diyemeyecek. Yani PKK'ya karşı bu siyasal duruş itibariyle, yoksa efendim o ondan ayrışsın, bu bundan uzaklaşsın, onu kastetmiyor. Böyle bir siyasal hat ortaya koyabilecek mi? İşte eğer bunu koyabilirse, yani bu önce cesarette, sonra siyasal donanımda, sonra siyasal istikrarda. Yani ne demek cesaret? İşte ben bunu açıklıkla söylediğim için yıllardır, o çevreler sürekli bana karşı itibar suikastında bulunuyor. Sürekli yalan atıyorlar, sürekli iftirada bulunuyor. Selahattin Bey bunları göğüsleyebilecek mi? Bu bir. Mesela Duran Kalkan kendini azarladığı vakit Mersin'deki eylemle alakalı, dur arkadaş yanlış yapıyorsun, ben neyi yanlış söyledim de beni azarlıyorsun diyebilecek mi? Bu bir. İki, yani bu bir cesaret, iki donanım. Yani bunun fikri altyapısını, o demokratlığın bütün tuğlalarını inşa edebilecek mi? Üç, bu konuda istikrarlı olabilecek mi? Peki istikrarlı olmaktan kastım ne? Yani bugün bir şey söylediniz, yarın tersini yaptınız, bir şey söylediler, geri çekildiniz. İstikrar aynı hatta ısrarla yürümektir. Mesela Selahattin Bey eşini aday yaptı bu son seçimlerde. Niye aday yaptın? Şimdi soruyoruz. Diyor ki üçüncü hat. Yani CHP, AKP'nin dışında üçüncü hat. Tamam, bunu Öcalan 2019 seçiminde söylemişti. Ama o zaman sen siyasetinle Öcalan'ı boşa çıkarmıştı. Tam tersi bir yola girilmişti. Bugün ne oldu? Tamam, söylemedi. Sonra adaylıktan çekildi eşi. Peki niye çekildi? İşte istikrardan kastım bu. Yani bir hamle yaptığınız vakit bunun gerekçesini halka izah etmek, doğruysa onda ısrar etmek, yanlışsa vallahi bu yanlış oldu, olmadı diyebilme. Söylemek istediğim gibi. Onun için yani popülist bir söylemle işte
kredisi arttı, oldu, bu oldu demekten ziyade evet ciddi bir kredi biriktiriyor ve mağduriyeti devam ettiği müddetçe de bu kredisi artacak ama bu krediyi nasıl kullanacak onu da kendisi belirleyecek. Aslına bakarsanız tam anlamıyla siyaseten kredi alışverişlerinin olduğu bir döneme geçtik galiba 31 Mart'tan sonra ve bu davalardan sonra biliyorsunuz 31 Mart sonuçlarının ardından Özgür Özel de seçmenin kendisine kredi verdiğini ve o krediyi nasıl kullanacağı üzerinden mesajlarını vermişti. Şimdi siz de aynı şekilde Selahattin Demirtaş için benzer bir ifade kullanıyorsunuz. Bir kredi verildiği ama o krediyi Selahattin Demirtaş'ın nasıl kullanacağına bağlı olarak siyasi geleceğinin şekilleneceğini söylüyorsunuz. Dilerseniz, evet, aynen öyle söylüyorum. Dilerseniz son olarak birer kısa birer değerlendirme alarak tamamlayalım programımızı. Altan Bey, sizinle başladık, sizden Vahap Bey'e döneyim hazır söz sizdeyken. Şu iklimde çözüm sürecinden hala bahsetmek mümkün mü? Her zaman mümkün. Yani her sabah yeni bir gün doğar diye klişeleşmiş klasik bir ifade var. Siyaset her dönem yeni doğumlara, yeni çözümlere gebedir. Mümkündür. Bu olur olmaz. Mesela şu anda da Ankara'da ortalık toz duman. Karşılıklı olarak Türkiye'nin hem iç siyasette hem de dış siyasette, esas dış siyasette tercih edeceği yolla ilgili ciddi bir kapışma var. Devlet Bahçeli'nin açık ve net olarak ortaya koyduğu bir tavırla bir yanlışımız yok, bir eksiğimiz yok. Aynı şekilde bu 10 yıldır nasıl geldikse öyle gideceğiz diyenler var. Bir de işte Irak'ta, Suriye'de, Basra Körfezi'nden başlayacak demiryolu, otoyol, uluslararası ticaret hesaplarıyla ilgili Gazze, İsrail'deki siyasetin yeniden şekillenmesi, bununla ilgili Türkiye'nin artık eskisi gibi devam edemeyeceği, yeni bir yola girmesi gerektiği ve burada da ABD ile daha fazla işbirliği yapması gerektiğini savunan söylemler var. Şimdi bu durum ortadayken yani hiçbir şey olmaz demek topu taca atmaktır. İşte o bir AK Parti büyüğünün bir meşhur lafı oldu ya, hiçbir şey olmadıysa da bir şeyler olmuştur dedi. Ben de onu tersinden tercüme edeyim. Hiçbir şey olmayacaksa da bir şeyler olacak. Olmak zorunda. Ama bu nasıl olacak? 3 ay sonra mı olacak? 5 ay sonra mı olacak? Ne şekilde olacak? AK Parti ve Tayyip Erdoğan da ya göz göre göre eriyecek, bitecek veya yeni bir yola girecek. Peki, Sayın Vahap Coşkun, aynı şekilde son soru olarak size de bunu yöneltmek istiyorum. Bir çözüm süreci, şunun için de söylüyorum bu arada, 31 Mart öncesinde hatırlayacaksınız. Leyla Zana inzivadan çıktı ve çözüm sürecinin yeniden ısıtılması gerektiğini söyledi. Keza bu dün 10 yıla mahkum olan Ahmet Türk'ün de çözerse Erdoğan çözer dediğini biliyoruz. Bu Kürt meselesiyle ilgili sorunu ve çözüm süreci gündeme gelmişti. Fakat iklim yine değişti. Şimdi şu aşamada hangi koşullarda yeniden çözüm sürecini konuşabilir durumda oluruz? Evet. İktidarın mevcut kompozisyonuyla demokratik, siyasi bir çözüme girmesi zor. Çünkü bu tür bir hamle yapacaksanız iktidarın bütün bileşenlerinin bu konuda hazır olması ve bunun için çaba göstermesi lazım. Ama MHP'nin tavrı çok açık iken, AK Parti içerisinde bir kısmın bu konudaki soğukluğu çok net bir şekilde ortadayken bu günkü koşullarda etkisi gibi bir sürecin başlaması zor gibi gözüküyor. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Çevredeki gelişmelerde şu veya bu şekilde kendisini çok açık bir şekilde etkiliyor. Bir de süreç için artık sadece iktidara bakmak da gerekmez. Yani örneğin ana muhalefet partisi şu anda Türkiye'nin en
fazla oy alan birinci olan partisi CHP'nin de mesela bu konuda bir inisiyatif alması gerekir eğer böyle bir niyeti varsa. Eğer böyle bir inisiyatif varsa bu Türkiye'deki siyasal dengeleri yeniden okumamızı, yeniden kurmamızı beraber getirir. Ama bunu yapar mı yapmaz mı önümüzdeki dönemde göreceğiz. Şu konuda ben de Altan abiyle fikirim. AK Parti'nin son 8 yıldır sürdürdüğü siyaseti devam ettirmesi halinde altındaki zemini giderek kaybedecektir. Yani kendisine yeni bir yol çizmek zorunda ama gerek içeri girdiği, içine girmiş olduğu ittifak siyaseti, gerek zihni ve kadro aşınımı AK Parti'nin tekrar böyle bir atılım yapmasını mümkün kılar mı? O konuda çok ciddi bir soru işareti var. Son olarak da Demirtaş'ın durumuna ilişkin bir şey söyleyeyim. Evet, Demirtaş'ın çok ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyelinin kullanıp kullanmayacağını kendisi belirleyecek. Ama bu potansiyelin doğru kullanımı demokratik siyasetidir. Yani demokratik siyasetin çok net, çok tarihsiz, çok etkin bir şekilde savunulmasıdır. Bu hem değişen Kürt sosyolojisine de uygun bir durumdur. Çünkü Kürt sosyolojisi de artık çok açık şekilde siyasetten yana tavrını koymaktadır. Hem de eğer Türkiye genelinde bir siyaset yapılmak isteniyorsa, Türkiye'nin tamamına hitap eden bir siyaset yapılmak isteniyorsa, burada demokratik siyasetin net, açık, keskin bir savunmasından başka bir yol, bir durum söz konusu değildir. Eğer buradaki tavrını çok net bir şekilde ortaya koyarsa Demirtaş, bu potansiyelinin açığa çıkmaması için herhangi bir durum, herhangi bir engel söz konusu değildir. Efendim çok teşekkürler. Hem Kobani davasını hem Kobani davası üzerinden Türkiye'de esmekte olan siyasi iklimi hem de önümüzdeki sürecin nelere gebe olduğunu birlikte konuşma fırsatı bulduk. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Hoşçakalın efendim. Evet, böylelikle Açık Oturum'un 441. bölümünün sonuna geldik. Haftaya bir başka program ve yeni bir konuyla yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın efendim.